Sokka, Güneysu kabilesinde Şef Hakoda ve Kaya'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Ateş Ulusu annesini öldürdükten sonra büyük annesi Kanna tarafından büyütüldü. Merhabalar, ben Oğuz. Bu videoda Avatar'la olan yolculuğunda muhteşem fikirleriyle göze çarpan Sokka hakkında olacak. Öncelikle siz de yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilir, abone olup destek olabilirsiniz. Bir de Discord sunucusu kurdum, linkini de açıklamaya bıraktım, oradan aramıza dahil olabilirsiniz. Hako da Ateş Ulusu ile olan savaşa katılmak için bütün erkeklerle yolculuğa çıktı. Sokka da onlarla beraber gitmek istedi ancak babası onun bu görev için uygun olmadığını söyledi ve onu geride bıraktı. Çünkü Sokka'nın yaşı gerçekten çok küçüktü. Erkekler hep savaşa gittikten sonra güneyde Sokka'dan başka genç birisi yoktu. Sokka geride kalan en büyük erkek çocuğuydu, kabilenin lideri oldu ki düşünün savaşa gidemeyecek kadar küçüktü ama geride kalan en büyük çocuk oydu. Sokka Engi bulmadan önce kabiledeki küçük çocukları savaşçı olarak yetiştirmeye çalışıyordu. Engi bulduktan sonra onun dünyayı kurtarabileceğine şüpheyle bakıyordu ama ona macerasında eşlik ederken gerçekten de bu görevi başarabileceğine inanmaya başladı. Engle kuzeye olan yolculuklarında birçok durakta dursalar da hedefleri Engi elementlere bükmeyi öğretebilecek hocalar bulmaktı. Kuzeysu kabilesine gittiklerinde Avatar takımı onur konu olarak karşılandı ve Sokka aşık olacağı Prenses Yue ile tanıştı. Yue'ye olan sevgisi karşılıksız değildi fakat birlikte olmaları da imkansızdı çünkü Yue nişanlıydı. Ateş Ulusu'nun kuzey kuşatmasında kuzeydeki askerlere büyük yardımı dokundu Sokka'nın. Kuzeydeki askerlere Ateş Ulusu gemilerine nasıl sızılacağını öğreten Sokka, Yue'yi korumak için geride bırakıldı. Ruhlar dünyasına gittiği sırada Zuko tarafından kaçılan Engi onun elinden kurtardı ancak Engi Zuko'nun elinden kurtarması Ay ruhunun ölümüne engel olmadı. Sokka'nın sevdiği Yue'nin geçmişte Ay ruhundan aldığı yardımın bedelini ödemesi gerekiyordu burada. Yue çocukken hastalanmıştı ve Ay ruhu ona yaşam gücünden vermişti. Şimdi Yue'nin de ölen Ay ruhunu canlandırmak için bu yaşam gücünü kullanması gerekiyordu. Yani Sokka'nın sevdiği kişi Ay ruhu için kendisini feda etmiş oldu. Daha sonra Siwon çölündeki kütüphaneden güneş tutulması ile ilgili önemli bilgiler aldıktan sonra yılan geçidini kullanarak Ba Sing Se'ye gitti. Ba Sing Se'yi işgalden kurtarmak için çok uğraşan Sokka, Tai Li İlong savaşını maalesef kaybetti ve Toph'la beraber hapsedildiler. Toph'un metal bükebilmesi sayesinde bu hapisten kurtuldular. Azula'nın Engi yıldırımla vurmasından sonra Ateş Ulusu'na gittiler ve kendilerini Ateş Ulusu vatandaşı olarak gizlediler. Sokka grup için çok değerli olsa da kendisini gereksiz hissediyordu çünkü bükücü değildi. Zekası ve planları gerçekten iyi olsa da gruptaki diğer üyelerin yeteneklerine göre kendisinin zayıf olduğunu düşünüyordu. Büyük bir kılıç ustası olan Pian Dao'dan eğitim alma kararını aldı. Hiç kolay bir eğitim olmasa da Sokka bunun üstesinden başarıyla geldi. Daha sonra tutulma günü olacak olan saldırı için diğer savaşçılarla buluştu ve Sokka'nın buluşu olan su bükücülerin yardımıyla hareket eden denizaltılarla ateş rolünü düşürmek için gizlice başkente gittiler. Plan ilk başta başarılı planmış gibi görünse de maalesef bu başarı uzun sürmedi. Saldırıya dahil olan birçok kişi esir düşse de Sokka ve arkadaşları oradan kaçıp Hava Tapınağı'na sığındılar. Zuko'nun gruba dahil olmasından sonra esir düşen babasını kurtarmak için çok korunaklı olan Kaynar Kaya Hapishanesi'ne gitti. Babasını orada bulamasa da Sukki'yi orada buldu. İlk planları onu oradan kaçırmak olsa da bir gün sonra oraya başka savaş mahkumlarının da geleceğini duyduklarında bir gün daha kalmak istedi çünkü babası orada olabilirdi. Sokka tutulma günü olan başarısız planın suçlusu olarak kendisini görüyordu. Bu sebepten dolayı pişmanlığı vardı ve babasını kurtarması gerekiyordu. Bir gün sonra gelen kafilede babasını gören Sokka, hapishane müdürünü esir alarak oradan kaçmada başarılı oldu. Oradan kaçabilen ilk mahkumlar onlar olmuş oldu. Azula'nın hava tapınağına saldırmasından sonra babası ve diğer kişilerle ayrı düşen Avatar takımı Ozai'yi durdurmak için ayrılmak zorunda kaldı. Aang, Ozai ile Katara ve Zuko da Azula ile savaşacaklardı. Toph, Sukki ve Sokka'nın savaşı da kişilerle değil kocaman bir zeplin filosuylaydı. Onları durdurmaları gerekiyordu. Bu görev gerçekten zordu ve neredeyse ölüyorlardı bunu yaparken. Bu görev sırasında bacağından yaralansa da filoyu durdurmaya başardılar ve 100 yıllık savaşı bitirdiler. Sokka savaş bittikten sonra yapılan anlaşmalar için Aang ve Katara ile gitmek yerine Toph'un yanına Metal Bükme Akademisi'ne gitmeyi tercih etti.
Toph öğrencilerine metal bükme adına hiçbir şey öğretememiştir. Fakat Sokka bunu bilmiyordu ve okulun eski sahibi olan Ateş öğrencileri ve Toph'un öğrencileri arasında bir dövüş ayarladı. Dövüşü kim kazanırsa okul onların olacaktı. Sokka daha metal bükmeyi öğrenememiş öğrencileri eğitmek istedi. Toph Sokka'ya bükücü olmadığını söylese de Sokka elementleri bükemese de kendisini motivasyon bükücü olarak görüyordu. Ancak bu eğitme çabası sonuç vermedi ve başarısız oldu. Bu meseleye çok yoğunlaşan ve her şeyden habersiz olan Sokka'ya yeni bir savaşın başladığı haberini Suki verdi ve yine Sokka, Toph ve Suki Ateş Ulusu askerlerini durdurmak için göreve çıktılar. Sokka'nın planına göre Ateş Ulusu'na ait tanklara yaklaşacaklardı ve Toph da tekerleklerdeki vidaları sökecekti. Böylece Ateş Ulusu'nun askerleri yavaşlayacaklardı ve savaş bir nebze de olsa geç başlayacaktı. Enge zaman kazandıracaklardı. Her ne kadar bu plan başarılı olsa da savaşın başlamasını engelleyemedi. Ancak Avatar takımının yardımı sayesinde savaş kısa bir sürede bitti. İleriki zamanlarda Zuko'nun çağrısıyla Ateş Ulusu'na gitti ve orada Iroh'la karşılaştı. Iroh, Zuko'nun yokluğunda Ateş Lord'u olacaktı. Zuko da arkadaşları ve kardeşi Azula ile annesini aramaya gitmeyi planlamıştı. Azula'yı da maceraya dahil etmek isteyen Zuko, Sokka'ya göre kötü kararların efendisiydi artık. Ancak her şeye rağmen Zuko'ya annesini bulmada yardım etti. Yangtze Festivali'ni tekrar yapmak ve Avatar Yangtze'nin Aang'e ne demek istediğini anlamak için Aang'e yardım eden Sokka burada kurulan fabrikayı görünce çok sevindi. Çünkü burada teknolojinin ne kadar geliştiğini gördü. Bu bükücüler için çok saçma görünse de bükücü olmayanlar için önemliydi. Bükücü olmayanlar da bir şekilde güçlenebileceklerdi artık. Burada büyük rolü olan savaşta bükücü olmamasına rağmen Enge çok yardımı dokundu Sokka'nın ve artık eve dönme vakti gelmişti. Aslında Enge Ateş Ulusu'ndaki ruhlarla ilgili sıkıntıda yardım edebilirdi ama tercihini eve gitmek üzerine kullandı Sokka. Katara ile eve gittiklerinde kendilerini küçük köylerinde değil gelişmekte olan bir şehirde buldular ve Katara'nın aksine bu olay Sokka'yı çok heyecanlandırdı. Sokka yeniliklere açık birisiydi ama burada sıkıntı olan şey babası Güneyli olmasına rağmen Kuzey'den yardım alıyordu ve birçok Güneyli için bu ihanet demekti. Sokka için saçma olan bir düşünceyi savunan çoktu ve bir isyan çıktı. İsyanın başında da Hakoda'nın arkadaşı Gilak vardı. Gilak'a göre sadece Kuzey değil bütün topluluklar Güney'e düşmandı. Hakoda'nın fikrini değiştirmesi için uğraştı fakat istediği olmayınca onu öldürmeye çalıştı. Hakoda bu isyanda yaralandı. Avatar takımının yardımıyla isyan bastırıldı ancak tehlike henüz bitmedi. Burada çiğ bükücülerin ne kadar geliştiğini gördük ve gerçekten başarılılardı. Hakoda planlarını anlatmak için Ateş Lord'u ve Toprak Kralı'nı çağırdı. Hakoda'nın bilmediği bir şey vardı burada, o da hainlerin oldu. İsyanın lideri Gilak bir hain sayesinde tekrar dışarı çıktı ve Hakoda'ya ulaşamasa da Toprak Kralı'nı kaçırdı ve takas teklif etti. Ancak bu takas hiç masumane bir şey değildi. Gilak Hakoda'yı ve kralı öldürmeyi planlıyordu. Herkes burada Sokka'dan bir plan yapmasını istedi. Çünkü plan yapmada gerçekten başarılıydı. Sokka metal bükücülerden örgü zırh yapmasını istedi ve bu zırhlar sayesinde çiğ bükücüler Avatar takımındakilerin bükme kabiliyetlerini engelleyemeyeceklerdi. Bu sayede hem Hakoda hem de Toprak Kralı kurtarılmış olacaktı. Plan gayet başarılı oldu ve isyan bastırıldı. Güneydeki maceraları bittikten sonra Suki'yi görmek için dağa gitti. Ancak yolda uğradıkları bir yerde bir köyün Avatar'ın yardımına ihtiyacı olduğunu gördü ve buna gerçekten çok kızdı çünkü Suki'ye gitmek istiyordu bir an önce. Sokka 43 yaşına geldiğinde Cumhuriyet şehrinde Güneysu kabilesi temsilcisi ve konsey başkanı olarak görev yaptı. Korra'da gördüğümüz kadarıyla şehirde büyük bir suçlu olan Yakun'u hapis cezasına çarptırdı. Tenzin'in Yüzyıl Savaşı'nın bitmesiyle ilgili kitabı için ona mektup yazan Sokka, zafer kazanmak için sadece hava bükme yeteneğine bağlı kalmaması gerektiğini, refleks ve stratejinin de çok önemli olduğu öğütünü verdi ona. Daha ileriki yaşlarında Güneysu kabilesinin şefi oldu Sokka. Suki ile evlendi mi evlenmedi mi hakkında bir bilgi yok. Maalesef Legend of Korra'da karakterler hakkında çok az bilgi verildi. Büyük bir ihtimalle 75 yaşında ölen Sokka öldükten sonra Güneysu kabilesi kültür merkezinin önüne bumerang tuttuğu heykeli yapıldı. Avatar takımının beyni olan Sokka, bükücü olmayan birisinin neler yapabileceğini insanlara kanıtladı. Bükücülerin güce hakim olduğu dünyada büyük yol kat ederek zekanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi.
Benim Sokka ile ilgili en sevdiğim bölüm 2. sezon 11. bölümü olan çöl bölümüydü. Bu arada demeyi unuttum. Momo'nun takımla en çok anlaşabildiği kişi Aang değil Sokka'ydı. Birbirleriyle değişik iletişimleri vardı anlam veremediğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.